Ve şimdi Türkiye İttifakı diyerek çıktığı yolda Türkiye'de büyük bir değişimin ateşini yakan emeklilerin, emekçilerin, esnafın, köylünün, çiftçinin, memurun, gazinin, staj ve çıraklık mağdurunun, toplumun her kesimin sözü olan, sesi olan, başlattığı emek, ekmek, özgürlük ve adalet mücadelesiyle yepyeni bir inanca ses olan baharın mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. İşte Türkiye'nin umudu, işte baharın mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel. Ömrünü bu ülkeye adayan, bu memleket için yıllarca alın teri döken kıymetli emekliler, bugünün gerçek ev sahipleri, hoş geldiniz. Emeklilikte adalet isteyenler, kademe bekleyenler, hoş geldiniz. Staj ve çıraklık mağdurları, hoş geldiniz. Emekli askerler, subaylar, assubaylar, hepiniz hoş geldiniz. Bu ülkede insanca ve onurlu bir yaşam talep eden tüm emekliler, hepiniz başkentimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kentine hoş geldiniz. Biz bu yılın başındaydı. Açıklanan emekli maaşları yeni bir travmayı ve yaklaşan felaketi gösteriyordu. 19 Ocak günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde 600 kişilik salonda 1000 kişi beraberdik. Hep beraber konuştuk, dertleştik, sözleştik. O gün sizlere söz verdim. Dedim ki elime mikrofonu aldığım her konuşmada bu büyük haksızlığı, bu büyük adaletsizliği dile getireceğim. Koca bir seçim dönemi geçirdik. 105 meydanda kürsüye çıktım, otobüsün üstüne çıktım, mikrofonu elime aldım ve sizlerin, emeklilerin derdini, sorununu dile getirdim. Biz o meydanlarda sizlerle birlikte hep beraber Türkiye İttifakı'nı kurduk. Biz o meydanlarda ilk önce sizler azdınız. Sordum, hanginiz buradasınız dedim. Önce azdı emekliler. Biz konuştuk, biz anlattık, biz çağırdık, siz geldiniz. Kendi meselenize sahip çıktınız. Ve gün oldu, bizim mitinglerimiz birer emekli mitingine dönüştü ve bütün Türkiye sizleri, sorunlarınızı duydu, konuştu. İşte bugün Ankara'da bu büyük meydanda iğne atsan yere düşmüyorsa bunun sahibi sizlersiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu meydan Türkiye'nin en kalabalık, en büyük, Türkiye'nin en büyük korosu, emekliler korosu. Dinleyin bakın, dünyanın en acıklı şarkısını nasıl söylüyorlar. Emekliler bir elini kaldırsın.
Bakın, bakın, bakın. Kaç para maaş alıyorsunuz? Kaç? 10 bin lirayı duyuyor musunuz? İşte dünyanın en büyük korosunun söylediği en acıklı şarkıdır bu. Biz bundan sonra elbette defalarca dile getirdik. Anlattık ve dedik ki emeklinin sorununu çözmezseniz bundan sonra meydanlar bizimdir, sokaklar bizimdir. Türkiye'nin dört bir yanından, 7 bölgesinden, 81 ilinden gelen emekliler, burada mısınız? Burada mısınız? Bu sesi ya duyacaklar ya da söz verdiğim gibi durmayacağım, susmayacağım ve sizin sesinizi mutlaka, mutlaka bütün Türkiye'ye duyuracağım. Hakkınızı söke söke alacağım. Bu iktidar 2024 yılını emekli yılı ilan etmişti. Bu yıl 2024 yılında 1 Ocak'ta verilecek maaşı, en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak belirlediler. Yurt dışına gidiyorum. Alman başbakanıyla konuşuyorum. Türkiye'de emekli maaşı 270 euro diyorum. Yanlış söyledim sanıyor, düzeltiyor. 2700 olmasın diyor. İngilizceye, Almancaya, Fransızcaya tercümesi olmayan bir emekli maaşına sizleri mahkum edenlere yazıklar olsun. Emekli ikramiyelerine bakıyoruz. Ben emekli bir anne babanın evladıyım. Onlar bugün Manisa'da ekran başında. Değerli diğer annem babam, eşimin annesi babası bu meydanda. Dört emeklinin evladıyız biz. Ve o emekliler eskiden emekli olduklarında ev alabiliyorlardı emekli ikramiyesiyle. Sonra ev alamıyorlardı, arabaya düştü. Şimdi yılların emeğine bir motorsiklet parası emekli ikramiyesi verenlere yazıklar olsun. Almanya'dan emekli Hans kalkıyor geliyor Manavgat'a tatil yapmaya. Ama Manavgatlı Hasan amca Manavgat'ta markete, bakkala gitmeye korkuyor. Borcu var, önünden geçmeye korkuyor, utanıyor, çekiniyor. Hollanda'dan Urzula emekli olmuş, kalkıyor geliyor Trabzon'a. Maçka'ya gidiyor, Sümela Manastırı'na gidiyor, geziyor. Peki Trabzonlu Ulviye teyze manava gidemiyor, pazara çıkamıyor. Sümeyye kardeşim gidip de alışverişini yapıp borcunu, hesabını veremeyeceği için filesinin üçte birini gittiği marketin kasasında bırakıyor. Böyle bir yaklaşıma, Hans'ın yaşadığı hayatı Hasan'dan esirgeyenlere yazıklar olsun. Ve dönmüş, şimdi diyorlar ki efendim yaz aylarında 65 bin misafirhaneyi, yani toplam kapasitesi 65 bin olan öğrenci yurtlarını emekli misafirhanesi yapacaklarmış yazlık yerlerde. Alay ediyorlar. Emekli açım diyor, bu yurda git tatil yap diyor. Emekli sokağa çıkamıyor, o
Çeşme'deki yurda git, Antalya'daki yurda git, Mersin'deki yurda git diyor. Buradan tut ki tüm kapasite kullanıldı, sadece 250 emekliden biri gidebilir ama hiçbiri gidemez. Çünkü emekliler yurtta kalma derdinde değil, kendi kirasını ödeme, karnını doyurma derdinde. Verdiğiniz parayla ev kirası verirsen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın. Yazıklar olsun bu düzene. Değiştireceğiz bunu. Türkiye'nin dört bir yanında geldim. Sizlere iki şeyden bahsettim. Birisi bu iktidar geldiğindeki asgari ücret. İşte ekrana yazın, görsünler, ekranlara verin, görsünler. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Doğru mu? Yani sizinle hiç uğraşmasa, size hiç ilişmese bugün 17 bin liradan toplam 1,5 asgari ücret 26 bin lira emekli maaşı alacaktı. 26 bin liradan 10 bin liraya bu emekliyi düşürenlerden hesap soracağım. Efendim, asgari ücret hesabı yapma. Biz asgari ücreti arttırdık diyor. Ne hesabı yapalım? Bu memlekette ne hesabı şaşmaz? Altın. Alın bir de altın hesabı yapalım. Bütün Türkiye görsün. Bu iktidar geldiği gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın arıyordu. Görüyor musunuz? Doğru mu? Şimdi 10 bin lira 2,5 altın almıyor. Yani her emeklinin, her birinizin cebinden, çantasından her ay 5,5 çeyrek altını alıp çalan, kaçan bir düzen var. Emekliyi bu hale getirenlerden 31 Mart'ta hesap sordunuz. Sesinizi duymazlarsa onlardan hesabın büyüğünü ilk sandıkta soracaksınız. Burada emeklilerin dışında bir de emekli olamayanlar var. Ve staj ve çıraklık mağdurları. Bir ambulans hemen şuraya. İhtiyaç yok dediler, tamam. Bir doktor baksın yine de, ne olur ne olmaz. Çocuk yaşında stajyer olarak gitmiş. Sigortası başlamış, parası yatmış, çıraklık okuluna gitmiş, sigortasını devlet yatırmış ama şimdi gelince o günden başlatmayız deyip emekli edilmeyen staj ve çıraklık mağdurları. Emekliliği 1999'da işe başlayan, bir gün önce emekli olsa geçen sene emekli olacak olup bir gün geç kaldı diye, bir hafta geç kaldı diye 17 sene geriye bırakılanlar var. Emeklilikte kademe bekleyenler var. Onların da sesini duyuyoruz, duyurmaya devam edeceğiz. SSK kökenliler 7200 günde emekli olurken 9000 gün istenen Bağkurluların ve aynı zamanda Bağkurlu olduğu için Çukurova'da pamuk,
Ege'de tütün, Karadeniz'de çay yapıp ama vaktiyle kuponunu kaybedenler, belgeleyemeyenler, mevcut belgesi kabul edilmeyenler var. Onların da emeklilik analarının ak sütü gibi helaldir. Hepsini birden haykırmaya devam edeceğiz. Aramızda mavi bereleriyle kahramanca hepimiz için canlarını ortaya koyan emekli astsubaylar var. Onların şahsında sözleşmeli erinden en üst rütbesine kadar tüm silahlı kuvvetler personeline bir kocaman alkış yapalım önce. Astsubaylar emekli olamıyor. Niye olamıyor? Çocuk okuyor. Ev kira, boğaz satın, emekli olunca maaş yarıya düşüyor. Ve o yarıya düşen maaşla geçinemeyeceği için emekli olamıyor. Olduğunda, yaşıt olduğunda da sefalete sürükleniyor. Sadece astsubayların değil, kadro ve emeklilik hakları bulunmayan uzman erbaşların, sözleşmeli er ve erbaşların kadro istihdam haklarını, ayrıca emekli yüzbaşıların, emekli binbaşıların benzer sorunlarını, her kademede görev yapanların özlük haklarını ayrı ayrı savunuyoruz. Onlara vatanı minnet borçluyuz. Şehitleri var, gazileri var. Bu sesi duyun. Ayrıca dün Milli Savunma Bakanı Divan Başkanı'ydı. OYAK Genel Kurulu yaptılar. Bütün personelden, az subaydan subaydan, hatta az teğmenden kesilen %10'la biriktirilen OYAK bir yıl parayı işletmiş ve diyor ki NEMA %77. Resmen bizim için canını ortaya koyanların cebinden parasını çaldılar. Bakın 2023 bu portföyü Koç Holding'in portföy yöneticileri yönetse %720. Sabancı Holding %285. %230'dan aşağıya portföy getirisi yok. OYAK'ta enflasyon kadar, sözde TÜİK enflasyonu kadar portföy yönettik diyorlar. Bunun adı haksızlık değil, bunun adı hırsızlıktır. Yazıklar olsun. Ekonomi öncelik belirleme işidir. Siyaset öncelik belirleme işidir. Ekonomik tercihler sizin kimin adamı, kimin hükümeti, kimin yanında olduğunuzu gösterir. 16 milyon emekli, 32 milyon çalışan, toplam 48 milyon kişiye ödenen para, tüm emeklilere ödenen para bütçede faize ödenenden çok daha az. Ayrıca emekliler sadece toplam aylıkları milli gelirin birkaç sene önce %7'sine denk gelirken geçen sene 4 milyonun üzerinde eklenen EYT'ye rağmen milli gelirin %5'ine düştü payları. Yani birileri hem emeklilikte yaşa takılanları vallahi yapmam, kaybedeceğimi bilsem yapmam derken seçimin gittiğini görünce emekli ettiler ama
o emeklilerin maaşını mevcut emeklilere ödettiler. Onu bile ödemediler. 7'den 5'e düşürdüler. Her türlü ekonomik krizde, her türlü kemer sıkmada herkesin aklına emekliler geliyor. Herkesin aklına emekçiler geliyor. Herkesin aklına maalesef yoksullar, garibanlar geliyor. Göya IMF ile çalışmıyorlar. IMF olsa emekliye zam verme diyecek, vermiyorlar. Öğretmeni atama diyecek, atamıyorlar. Assubayı duyma diyecek, duymuyorlar. Yoksullara kemer sıktır diyecek, kemeri yoksula sıktırıyorlar. Başımızda bir gul yabani var. Gul yabani IMF değil ama IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. IMF'nin hayaleti aramızda dolaşıyor. Gul yabani, Mehmet Şimşek, beni dinle. Mehmet Şimşek, bu gul yabanini al, saraya götür, artık emeklinin yakasından insin, birazcık da zenginlerden alsın, zenginlerden istesin. Saraya git, git buradan. Seni istemiyoruz. Yoksulun sırtından düş, onu saraya götürün. Onu zenginlerin, biraz da zenginlerin penceresine gitsin o. Biraz da zenginlerle uğraşsın. Bu garibanı emekliyi bıraksın artık. Geçtiğimiz haftalarda emeklilerle, emekçilerle birlikte, devrimci işçi sendikalarıyla birlikte vergide adaleti gündeme getirmeye çalıştık. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bunun 64 lirası sadece herkesin eşit ödediği dolaylı vergiler. Yani öğrencinin elektrik faturasında da, fabrikatörün, yalı sahibinin elektrik faturasında da aynı vergi var. Emekli de aynı vergiyi veriyor. Alışveriş yaptığında multimilyoner de %64. Geriye kalanın 2/3'ü, yani %25'i ücretlerden alınıyor. Yani emekçilerin, memurların, devlette ve özelde çalışanların maaşlarından kesiliyor. Ne yaptı? 89. Peki 100 liranın sadece 11 lirası zenginlerin, yandaş müteahhitlerin, büyük büyük ihaleleri kapanların, dünyanın dört bir yanına ihracat, ithalat yapanların kazandığı toplam paradan %11, %89 emekliden, emekçiden, çiftçiden, Bağkurlu'dan, herkesten alınan vergi. 100 liranın 90'ını zenginden, 10'unu bizden toplayacaklarına, 100 liranın 10'unu biz, 90'ını bizden, 10'unu zenginlerden topluyorlar. İşte kaynak arayana kaynak buradadır. Vergide adalet en temel talebimizdir. Vergide adalet getireceğiz. Bir yandan şimdi söyleyeceğim. Tam şimdi söyleyeceğim. Bir yandan
Cumhuriyet Halk Partisi derdinizi dile getirmeye, görünür kılmaya, bu coşkulu meydanın sesini duyurmaya çalışırken bir yandan da çözüm önerilerini dile getiriyor. Şimdi buradan Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye, tüm siyasi partilerin kıymetli liderlerine bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15'ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz, 16 milyonun yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız? 1. En düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım. 2. Prim güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı, aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde arttıralım. İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası ayrımları ortadan kaldıralım. 4. Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını, muayene ücretlerini mutlaka artık ortadan kaldıralım. Emeklinin, şurayı çekin abicim, ortezlerinden protezlerinde ayağını kaybetmiş, bu vatan için, bu millet için, evlatları için çalışırken, ekmek parası kazanırken, ama protezi var, eskimiş, takılması gerekiyor, verdikleri para olması gerekenin 30'da biri, 20'de biri, ortezde, protezde en iyisi emekliye hemen ödenmelidir. Aksini asla kabul etmiyoruz. Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı. Emekli sendikalarına yıldırma amaçlı kapatma davaları derhal geri çekilmelidir. Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar, banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları, bayram ikramiyeleri eşitlenmeli, ilaç katkı payları düşürülmeli, onlara da promosyon ödemesi yapılmalıdır. Emekliler için emekli kart çıkarılmalı, elektrik, doğalgaz, su faturalarında %25 ile %40 arasında indirim yapılmalıdır. Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurlarının, emekli askerlerin sorunları çözülmelidir. 65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde, şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla, devlet eliyle, şoförün değil devletin cebinden çözülmelidir. Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilmeye uygulaması bitirilmeli. Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçları bir sefere mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli. Bu kamburdan emekliler kurtarılmalıdır. Vergide adalet mutlaka sağlanmalı. Herkesten kazancı ölçüsünde vergi almalı. Dolaylı vergiler kademeli olarak sıfırlanmalıdır. Buradan hem hükümete
hem muhalefete çağrımızdır. Gelin bu sorunları hep birlikte çözelim. Bu adımları atalım. Emekliler, elinizi kaldırın. Bu eli tutun. Bu eli havada bırakmayın. Emeklimizin elini havada bırakmayın. Biz size el uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen seçimlerde emeklilerden en çok alan parti olduk. Ve bunun da çok önemli katkısıyla Türkiye'nin birinci partisi olduk. Emeklilere söz veriyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti iktidar yapacağız. Türkiye İttifakı'yla biz bu seçimleri kazanacağız. Türkiye İttifakı'nın içindeki sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratlar, Türkiye'nin bütün demokratları önce hükümeti alacağız, sonra size hakkınızı vereceğiz. Hakkınızı. Buradan ilk seçim vaadimizi açıklıyorum. CHP iktidarında iktidar olduğumuz ilk 100 gün içinde yasal düzenlemeler derhal tamamlanıp en düşük emekli maaşı önce asgari ücrete, 2 yıl sonra bırakıldığı yere 1,5 asgari ücrete çıkarılacaktır. Söz veriyoruz. Buradan Türkiye siyasetindeki herkese söylüyorum. Efendim, normalleşme, evet, Türkiye'nin ihtiyacı var. Ama emeklinin ekonomisi normalleşmeden Türkiye normalleşemez. Emekli Avrupa'daki emekliler gibi rahat etmeden, huzur bulmadan artık torununa bakmak, çocuğunun kirasını ödemek bir yana, karnını doyuramayacak yere gelen emekli eğer rahat etmezse, onun hayatı normale dönmezse kimse rahat edemez. Ben edemiyorum, kimseyi de rahat ettirmem. Söz veriyorum. Buradan buradan hepinize bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer nereye çağrılırsanız bugün olduğu gibi koşar gelirseniz, bugün olduğu gibi meydanları doldurursanız, bugün olduğu gibi kendinize, ülkenize sahip çıkarsanız, bu ülkede kimin canı yanıyorsa onun yanında durarsanız, emin olun hep birlikte çok yakında bütün dertlerden kurtulacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin emekliler için yapılan en büyük mitingine gelen, bu meydanı dolduran, hakkını arayan herkese
helal olsun, selam olsun. Memleketlerinize gittiğinizde bütün emeklilere bu evladınızdan selam götürün. Onlara deyin ki Ankara'da bir evladımız var. O biz rahat etmeden rahat etmeyecek. Biz mutlu olmadan o durmayacak. Biz hakkımızı almadan o mücadeleyi bırakmayacak. Onlara deyin ki biz de bu kardeşimizin, bu evladımızın, onun partisinin yanından ayrılmayalım. Destek verelim, destek görelim. Güç verelim, güç alalım. Hep birlikte uğraşalım ve hakkımızı alalım. Hepinizi çok seviyorum. Bu ülkeyi çok seviyorum. Sizler birbirinizi sevin. Onlara sarılın. Siyasi parti, görüş ayrımı olmadan hep beraber yıllarca döktüğünüz alın terinin, göz nurunun karşılığını kimselere bırakmayalım. Bundan sonra hakkımızı alana kadar mücadeleye söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Hep beraber miyiz? Hakkımızı alacak mıyız? Ben size güveniyorum. Ben size inanıyorum. Hep beraber başaracağımız güne kadar yolunuz açık olsun. Hepinize sağlık diliyorum. Mutluluk diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. İşte Can Doğan, işte Ankara. Bu ne güzel meydan. Bu ne güzel meydan. Bu ne güzel Can Doğan. Coşkuyla, umutla selamlıyoruz. Daha, 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 daha güzel, daha aydınlık, daha müreffeh, daha mutlu yarınlarda görüşmek üzere. Hoşça kal Can Doğan, hoşça kal Can Doğan. Bu ne güzel Can Doğan. Daha güzel yarınlarda görüşmek üzere.